ile bir derviş berbere gider. Berberden saçını dibinden kazımasını, sakal ve bıyığını kısaltmasını ister. Tereddütsüz bir şekilde berber koltuğuna oturan derviş, "Vur usturayı berber efendi," der. Berber, dervişin saçlarını kazmaya başlar. Derviş de aynada kendisini takip etmektedir. Başının sağ kısmı tamamen kazınmıştır. Berber tam diğer tarafa usturayı vuracakken, yağız mı yağız, bıçkın mı bıçkın bir kabadayı girer içeri. Doğruca dervişin yanına gider. Başının kazınmış kısmına okkalı bir tokat atarak, "Kalk bakalım kabak, kalk da tıraşımızı olalım," diye kükrer. Dervişlik bu. Söven edilsiz, vurana elsiz olmak gerek. Ses çıkarmaz, biraz çaresiz, biraz mütevekkil, usulca kalkar yerinden. Berber bu gariban müşterisine karşı mahcup olmakla beraber kabadayının pervasızlığından da korkmuştur. Ses çıkaramaz. Kabadayı koltuğa oturur, berber tıraşa başlar. Fakat küstah kabadayı tıraş esnasında da boş durmaz. Sürekli aşağılar dervişi, alay eder. Kabak aşağı, kabak yukarı, böyle dalga geçerek gider. Nihayet tıraş biter. Kabadayı dükkanından çıkar. Henüz birkaç metre gitmiştir ki gemden boşanmış bir at arabası yokuştan aşağı hızla kabadayının üzerine doğru gelir. Kabadayı şaşkınlıkla yol ortasında kala kalır. Derken iki atın ortasında denge için yerleştirilmiş olan uzun sivri demir kabadayının karnına batıverir. Kaşla göz arasında babayiğit kabadayı oracıkta yığılır kalır ve ölür. Herkes bir anda olup biten bu olayın hayret ve şaşkınlığı içindedir. Berber de şok olmuştur. Bir dervişe, bir de manzaraya bakar. Dervişin beddua ettiğini düşünerek gayri ihtiyarı sorar. "Biraz ağır olmadı mı dermiş efendi?" Derviş mahzun düşünceli cevap verir. "Vallahi gücenmedim ona. Hakkını da helal etmiştim. Gel gör ki o kabağın bir de sahibi var. Sanırım o gücenmiş olmalı."